Herkese merhaba. Bu bölümde Xworks teslim şekli hakkında konuşacağız. Xworks teslim şekli nedir? Xworks teslim şekli her teslim şeklinde olduğu gibi 3 harflidir ve Xworks'tan sonra mutlaka bir yer adı belirtilir. Xworks teslim şekli tüm taşıma şeklinde kullanılabilir. Bu teslim şeklinde Xworks teriminden sonra yükleme yeri belirtilir. Bu yükleme yeri satıcının deposu olabileceği gibi satıcı ve alıcının anlaştığı başka bir yerde olabilir. Tam anlamıyla depo teslim olarak adlandırılan teslim şekli budur. Bu teslim şeklinde satıcı hiçbir işleme karışmaz. Ürünleri sadece üretip deposunda veya teslim yerinde hazır etmekle mükelleftir. İhracat gümrüklemesi işlemi bile ithalatçıya aittir. Ürünlerin nakliyeye dair tüm işlemlerini alıcı düzenler, alıcı ayarlar. Ürünlerin depodan nakliye aracına yüklenmesi alıcıya ait işlemlerdendir. Bu teslim şekli satıcı için en az sorumluluk ve masrafa sahip olan teslim şeklidir. Pratikte Xworks olarak satılan birçok ürün aslında Xworks değil, FCA olarak geçmektedir. Bunu da ayrı bir videoda tekrar belirteceğim. Xworks teslim şeklini tekrar kısaca toparlayalım. Satıcı hiçbir şeye karışmaz. Ürünleri sadece üretir ve deposunda veya anlaşılan yerde hazır etmekle mükelleftir. Ürünlerin araca yüklenmesi, ihraç ülkesindeki ihracat gümrüklemesini, nakliye işlemlerinin hepsini alıcı firma gerçekleştirir. Bu nedenle pratikte çok rastlanan bir şey değildir. Bunu kimler kullanabilir daha çok? Yurt dışında da grup firmanız varsa masrafların bir kısmını iki firma arasında paylaşmak adına Xworks olarak satabilirsiniz. Veya alıcı firma ihracat ülkesinde çok tecrübeli ise, daha önce de işlem yaptıysa Xworks olarak satın almayı tercih edebilir.